Gelmedi değil mi hala Demet Hanım? Gelmedi Ergun Bey. Ne yapıyor ya bu? Şevket Bey'in de haberi yok. Meysaç Rıfzı Bey'i ara kızım çabuk. Şevket Bey konuşacak. Sallanma Abbas, bakma şunun içine. Bakmıyorum müdürüm, affedersin. Tövbe tövbe. Homurdama homurdama. Hadi yürü. Şevket Bey çok sinirli bugün, ona göre. Ne yapayım, canım mı alacak, affedersin. Yürü. Efendim kahveniz afiyet olsun. Bulamadın mı kızım hala mesajı? Alo. Rıfzı Bey lütfen. Şevket Bey görüşecek. Ha bağla. Karısıyla kavga etmiş galiba. Bir karış surat. Ne yapıyor Abbas? Oturuyor müdürüm, affedersin. Ne yapsın adam? Osman Bey gelecekmiş bugün saat 11'de. Biliyorum Ergun Bey. Yeniden anlaşıyorlar mı nedir? Yok canım, açtılar davayı. Pişman oldu şimdi adam tabii. Nerede bulur bir daha Şükrü Beyler gibi yağlı kapıyı? Selam. Hoş geldin bacım. Aa, Demet geldi. Neredesiniz Demet Hanım, saat 10.30'a geliyor. Ben Şükrü Bey'den izin aldım Ergun Bey. Bizim niye haberimiz yok? Onu bilemem. Otursana Bülent, bir şey iç. Yok Demet, gideyim. Otur babam otur, bir çayımı iç, affedersin. Hı hı. Siz mi karar veriyorsunuz bu işlere artık Abbas Bey? Ne var müdürüm, affedersin, adam yoldan gelmiş, otursun soluk alsın. Bu şirketin sorumlu müdürü benim efendi, haddinizi bilin. Yol geçen değil burası, üniversite kantini hiç değil. Öyle otur da lak lak et. Tamam ya, anladık. Ders mi alacağız bu yaştan sonra? Hadi Demet, görüşürüz. Surata bak adamdaki. Ders alacaksınız beyefendi, ders. Adam maaşı ötelim biraz, adam maaşı et. Hadi ya hasta. Sensin hasta. Pardon efendim, iyi günler. Pardon. Ne oluyor ya, ne bağırıyorsun, söylesenize. Kim bu? Müşterimiz mi? Ne müşterisi efendim? Hoş geldiniz Şükrü Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne oluyor ya, söylesenize, ne bağırıyorsunuz? Arkadaşım Şevket Bey, birlikte geldik, otur dedim 5 dakika. Her gün burada efendim, ne 5 dakikası? Kahveye çevirdiler burayı. Bulmuş boş gezenin boş kafasını. Sözlerinize dikkat edin biraz Ergun Bey. Boş gezmiyor o çocuk, açık öğretimde okuyor. Neyse, 30'da gelmiş ama. Hayır efendim, 27'sinde. Neyse canım, 27-30. Konuşmayın böyle boş şeyler. Arkadaşım diyor işte Ergun. Siz mi izin verdiniz Şükrü Bey bugün buna? Evet. Nasılmış? Ha Ergun, özür dilerim, unuttum sana söylemeyi. Estağfurullah efendim. Yapmayın böyle çocukça şeyler lütfen, olmuyor. Ha Demet, Osman telefon etti mi? Aramadı daha efendim. Gel buyur. Şükrü gel. Efendim kusura bakmayın ne olur. He. Ne oluyor siz evladım? İsyan mı başlattınız? Bilelim de. Kimsenin bir şey başlattığı yok Ergun Bey. Anlamadan dinlemeden konuşmayın siz de. Evet Ergun Bey, 2 dakika oturtmadınız şurada çocuğu. Kimseye rahat verdiği yok ki bacım, affedersin. İşine bak Abbas Bey, konuşacağım seninle sonra. Konuş müdürüm konuş, affedersin, yalan mı? Hadi kızım sen de işinin başına. Kabul günü yapmıyoruz burada. Herkes işini bilsin. Konuşacağım seninle de, konuşacağım. Biraz sonra odaya gel, görüşeceğim seninle. Hayır burada lafla... Yine ne tartışıyor bunlar ya? Otur abi otur. Fazla yüz göz olmayalım bu konularda. Tamam da oğlum, Ergun çıkartıyor suyunu. Neymiş? Demedim bir şeymiş o çocuk. Herhalde flörtü. Abi senin canın mı sıkkın? Mine canımı sıkıyor Şükrü. Vay niye babamlara bizimle oturun demişim. Zor olacak o iş abi. İyice düşünürüz mü? Annemle geçinemezler. Babam kalenderdir, idare eder de. Ne bileyim oğlum işte, kaldım arada. Gel. Ne oluyor Abbas efendi? Bitti mi kavganız? Kavga ne kelime babam, affedersin. Cıvık cıvık konuşuyor. Çok özür dilerim. Adamın kafasını bozuyor. Afiyet olsun. Sağ ol Abbas efendi. Sağ ol, sağ ol. Abi, Osman gelince sen de ol konuşmada. Yalnız bırakma beni. Yok oğlum, siz baş başa konuşun, öyle daha iyi. Zaten havamda da değilim bugün. Olur mu abi, sen amcasın. Bu konuşma çok önemli. Bir şeyler söyle sen de. Olur, söyleyelim. Nazan ne düşünüyor? Nazan barışmalarından yana. Barışsınlar be Şükrü. Dul yaşamak çok zor iş. Mine de öyle düşünüyor aslında. Gel. Hah, Osman Bey geldi efendim. İyi günler. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Gel Osman gel. Erken geldim ama. Olsun olsun, yok bir işimiz. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Otur bakalım Osman. Sorguya çekelim seni biraz. Çekin efendim. Geç. Siz vallahi Şakir Bey. Çek şu kapıyı Ergun, hadi. Peki. Ergun, söyle özel konuşuyoruz, kimse girmesin. Tabii, tabii efendim. Siz rahat rahat konuşun. Demet, Osman Bey mi geldi? Ya, Osman Bey geldi. Koş hemen, duramazın işinin başında. Zaten ikisinin de kafası bozuk, duymasa sesinizi. Sorduk Ergun Bey. Sorma, hadi işinin başına. Çok gizli ve özel. Kimseyi sokmayın odaya dediler, ona göre Demet Hanım. Duyduk Ergun Bey. Selam arkadaşlar. O efendim hoş geldiniz. Efendim, hoş geldiniz. İçerideler mi? İçerideler de efendim. Osman Bey geldi, özel konuşuyorlar. Kimse girmesin dediler, ailevi. Biz de aileden sayılırız Ergun'cum. Bir şey söyleyip çıkacağım. Şey anladım da Raşit Bey, bize laf gelir. Bilge çocuk aldırdığını söylemedi mi size? Bize söylemedi, annemlere söylemiş. Biz onlardan duyduk. Öyle mi Şükrü? Öyle abi. Niye yapmış onu bu kız ya? Bütün anlaşmazlık oradan çıktı ya zaten. Yok yok. Bize söylemediği başka şeyler de var delikanlı. Hepsi o kadar değil. Şey efendim Raşit Bey, söyledim ama. Biliyorum özel konuşuyorsunuz ama çocuklar, 2 dakika izin verirseniz benim de söyleyeceğim önemli bir şey var. Nasılsın Osman'cığım? Sağ olun efendim, bildiğiniz gibi. Otur yavrum otur. Devam edin siz konuşmanıza. Bana söyleyin Raşit Bey, bölmeyelim onların konuşmalarını. Olur Şevketçiğim, tekrar özür dilerim. Estağfurullah. Benimki de hayati. Şurada konuşalım Raşit Bey, toplantı salonunda, buyurun. Tabii efendim, buyurun rahat rahat. Sana bir şey soracağım Osman, ama doğru söyleyeceksin, erkekçe. Peki. Çapkınlıkta yaptın mı? Hayır, kim söylüyor? Erkekçe dedim ama. Buyurun Raşit Bey, rahat rahat konuşalım şurada. Tabii efendim, rahat rahat. Senin ne işin var burada Ergun? Çıkar mısın lütfen? Pardon efendim, pardon. Bana bir şey söyleyeceksin sanırım da. Buyurun Raşit Bey. Ne meraklı adam bu ya? Terbiyesiz. Merak değil bu artık. Buyurun Raşit Bey, sizi dinliyorum. Şevketçiğim, bizim için bu ara seçimler çok önemli. Şirkete de gelemiyorum, pek kusura bakmayın, yardımcı olamıyorum size. İşinize bakın canım, ne kusur olacak? Aman Şevketçiğim, partiyle uğraştığımı nimet duymasın. Çok kızıyor bu işlere, takip ediyor beni. Ararsa burada deyin. Olur, merak etmeyin. Renk vermeyiz, o kolay. Aman Şevketçiğim, siyasi kariyerim mahvolur. Raşit, burada mısın? Pardon, özel mi konuşuyordunuz?